Lara ile Farkında ve Şefkatli Sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda spiritualist ve cadı Ufuk Elver var. Ve Ufuk Bey ile beraber cadılık, büyü ve telekinezi hakkında sohbet edeceğiz. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Sizin cadılık hakkında bir YouTube kanalınız var ama ben başlamadan önce şunu merak ediyorum. Cadılıkla büyücülük aynı şey mi? Ona göre kelimeyi kullanayım. Aslında aynı şey değil. Büyücülük daha farklı bir kavram. Cadılık daha farklı bir yaşam tarzı. Büyücülük daha çok büyü ilmiyle ilgilenen, cadılıksa daha çok pagan kökenli, doğa tabanlı, daha masumane bir şey. Büyücülük daha kötü gibi anılıyor özellikle ülkemizde. Peki cadılık ne demek? Yani nasıl anlatabiliriz? Yani cadılık aslında ilk duyulan kısım Salem cadıları olarak biliniyor. Ama onun sonrasında 1950'lerde aslında birazcık ortaya çıkmış, biraz daha yaygınlaşmış bir inanç. Biraz daha modernize edilmiş, öyle söyleyeyim. Cadılık daha çok işte doğayla iç içe ya da varlıklarla ya da kendi enerjinle, ruhunla bir şeyler ortaya katıp büyüsel çalışmalar yapmayı da gerektiriyor ama büyü kısmı büyücülük gibi değil aslında. Peki ne değildir? Çünkü konuşurken bunu da söylediniz. Yanlış anlaşılıyor ve ondan Evet. çok çekiyorum diye. Evet ya, çünkü Instagram'dan falan özellikle çok mesaj geliyor. İşte sevdiğim var, kavuşamıyorum. Bir şeyler yap ne olur falan diye. O değil Ya mi? cadılık aslında o değil tabii ki. Yani Ben de öyle yaptım. Ufuk Bey'e mesaj atıyorum. Ufuk Bey pasaportumu kaybetti. o başka bir şey. Ama kişinin iradesini etki etmek değil yani. Başka birini doğru dediniz. Kesinlikle. Yani çünkü o hem doğanın kanunlarına aykırı hem evrenin kanunlarına aykırı bir şey. Yani birisinin iradesine hükmetmek zaten her inançta günah ya da yasak olan bir şey. Yani cadılık daha çok kendi içinde bir şeyleri uyandırmak, tekamülünü tamamlamaya çalışmak, evrenin anlayış biçimini algılamaya çalışmak ve tabii bunun yanında büyüsel çalışmalar yapmak. Ama bu büyüsel çalışmalar daha çok nasıl diyeyim? Hani evreni anlamak, doğayı anlamak, hayvanların enerjisini, işte doğanın enerjisini anlamak. Hani bir birlik olma çabası aslında doğayla, evrenle. İnsanları anlama çabası, doğayı anlama çabası. Bunları gerektiriyor biraz. Peki siz aslında çocukken Kur'an açıp okuyan, bayramda namaza giden Evet. biriymişsiniz ama daha sonrasında pagan kökenli bir kan tarafına ilgi duymaya başlamışsınız. O geçiş nasıl oldu ya da hani sizin kendi cadı olduğunuzu keşfetme süreciniz nasıl gelişti? Ya benim küçüklüğümden beri zaten böyle tuhaf şeyler yaşadığım oluyormuş. Yani küçüklükten belli ediyormuşum kendimi biraz. Bu nasıl bir ailede doğduysanız, hani size nasıl bir inanç öğretiliyorsa o şekilde gidiyor. Hristiyan bir ailede doğduysanız Hristiyan oluyorsunuz. İşte Yahudi bir ailede doğduysanız Yahudi oluyorsunuz. Ama insan bir süre sonra kendini keşfetmeye başladığında bir şeyler değişmeye başlıyor yani yavaş yavaş. Peki belli ediyormuşum dediniz Evet. ya, nedir o belli ediyormuşum? Ya tabii o zaman daha çocukmuşum, işin biraz fantastik kısmındaymışım yani. Değişik resimler çiziyormuşum. Uzaylara çok fazla ilgim varmış mesela. Ya da işte bir şeyler gördüğümü söylüyormuşum, bir şeyler hissediyormuşum. Onu da anlatıyordunuz. İlk rüyada yaratıcıyı görmenizle bu Evet. serüven başlıyor. Evet. Nasıl oluyor? Neler oldu? Ya o çok ilginç bir şey aslında. Unutamadığım rüyalardan biri diyebilirim. Çok basit bir rüya ama beni çok etkileyen bir rüya oldu. Kendim böyle açık bir alanda sanki yaratıcıyla konuşuyormuşum gibi gördüm ama tabii ortada bir somut bir şey yoktu. Fakat o hissiyat çok kuvvetliydi benim için. Bayağı da küçüktüm gördüğümde. Kaç Ben yaşındaydınız? ilkokula gidiyordum o zaman. Yani bayağı küçüktüm. 7-8-10 o Evet. civarlar. Belki de 3'e 4'e falan gidiyordum sanırım. Bayağı küçüktüm çünkü. Biraz korkmuştum. Ama çok garip gelmişti. Sonrasında ben zaten o zamanlar herkesin bu tarz rüyalar gördüğünü falan düşünüyordum. Hani sonuçta insanoğlu bir şeylerle bağ kurmaya çalışıyor. Maneviyatını yükseltmeye çalışıyor. Ama öyle değilmiş. Hani bu tarz tuhaf şeyler yaşıyordum. Deneyimler, garip Hiç durumlar böyle yaşıyordum. korkutucu, paranormal şeyler oluyor muydu? Oluyordu. Ne oluyordu? Eskiden oturduğumuz evde tuhaf olaylar yaşanıyordu aslında. Yatağımız falan sallanıyordu, ne bileyim işte gece yatağımıza birileri vuruyordu. Bir de benim yaşadığım en garip deneyim bir varlığın ayağımdan çekmesi oldu somut bir şekilde. Paranormal aktivite de Nasıl var bir yani film gece hatta. uyurken Evet. birisi ayağınızdan mı Evet. çekti? Kuzenim de şahittir hatta. Ben böyle şeylerden çok korkuyorum bu arada. Hala hiç şey izleyemem. Karabasan filmi vardı.
Orada da böyle bir olay oluyordu. Sonra ben hep ayağımı çekerek yatmaya Ben de başladım. hala ayağım dışarıda uyuyamam mesela. Korkarım yani. Tabii öyle bir O olay travma yaşadıktan kaldı sonra. bende çünkü. Yani kuzeniniz şahit, o anı gördü. Evet. Ay, çok korkutucu. Yani bir de o gün biraz korkunç şeylerden bahsediyordum. Ama gece daha sonra böyle baktım ayağımdan biri çekiyor. Ben ilk başta annem zannettim. Hani uyandırmaya çalışıyor herhalde falan diye düşündüm. Sonra hafif gözlerimi açtım. Baktım ve ayağımdan çekiyor biri. Sürükleniyorum yavaş yavaş. Peki en baktığınız biri çekiyor, birini de görüyor musunuz? Yok görmedim. Görseydim herhalde Evet. şu an hastanede falan olurdum. Peki başka böyle oldu mu paranormal? Yani bu yaşadığım en korkunç deneyimdi bence. Ama onun haricinde paranormal diyebileceğim çok kuvvetli bir durum yaşamadım o kadar. Arada yaşıyorum yine biraz biraz ama çok paranormal olarak bakmıyorum Ha, artık biraz daha ya. Çok normalleşmeye alıştım başladı. artık. Böyle şeyler ben de çok duyuyorum bu arada. Bu konular konuşulduğunda böyle arkadaş sofralarında falan. Mesela geçen bir arkadaşım anlatıyordu. Kapıyı biri çalmış. Evet, Bakmış. bakıyorsun kimse yok Kimse kapıda. yok. O çok garip. Ben O çok mesela garip. öyle Ne demek şeylerden o? ben de korkarım. Çok korkutucu. Evde yalnızsın. Bana genelde şey oluyor. Gece oluyor. Ben gece oturmayı seviyorum ve sabaha kadar oturuyorum. Dolabımın kapağı falan açılıyor ve yavaş yavaş bir şey oluyor. Ya da odada böyle sürekli biri geziniyormuş gibi ayak sesleri geliyor. Ama artık dalga geçme boyutuna geldim herhalde. Çok Çok korkutucu ama bir korkuyorum. dakika, gerçekten fiziksel olarak o kapağın açıldığını mı Ya görüyorsunuz? öyle çok derin bir şekilde açılmıyor ama hani Biraz. böyle yavaştan açılıyor yani görüyorum. Peki sizce cadı olmak özel olmak mı demek ya da seçilmiş kişi olmak mı demek? Ya seçilmiş kişi olmak kısmına inanmıyorum. Herkes cadı olabilir mi? Bence olamaz. Ya da herkes bu inancı yaşayamayabilir. Ya çünkü bunun için birazcık şey, manevi boyuta ulaşmak ya da o spiritüel bilince ulaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya herkes olamaz bence ya. Yani tuhaf bir kavram. Bilmiyorum ben kendimi bu konuda çok doğal hissediyorum. Hani belli bir çabada sarf etmedim. Hani her şey akışına gelişti aslında. Dolayısıyla Aslında bir tane videoda bahsediyordunuz. Ben ilk başta şöyle düşünmüştüm. Siz o sözleri söyleyene kadar daha belki psikolojik bir şeydir diye. Sonra siz de dediniz ki videonuzda, ben bu olayın psikolojik tarafına da baktım. Acaba kendimi bir şeye tutunma ihtiyacımı hissediyorum ya da kendimi üstün hissetmek mi istiyorum? Ama onlarla da çalıştım ve öyle değilmiş dediniz. Nasıl fark ettiniz onun öyle olmadığını? ya sonuçta ya şöyle bir şey var. Din kavramı çok farklı bir konu ya da inanış kavramı çok farklı bir konu. Yani insan kendini güvende hissetmek için ya da bir şeylere tutunmak için bir inanç sürdürme gereği duyuyor yani doğal olarak. Ama baktım hani ya benim için uygun olan bu mu diyeyim ya da yaşadıklarımdan ötürü mü? Hani geçecek bir duygu değil benim için. Bir şekilde çekiyor beni. Bir şekilde hayatımda bu cadılık kısmında işte büyüsel çalışmalar ya da spiritüel çalışmalar kısmını bir şekilde buluyorum ya da tesadüfen gelişiyor diyeyim. Felsefe kitapları da okudum. Mesela Carl Jung diye bir tane adam var. Ya bu konuda spiritüel çalışmalar yapmış. İşte Freud'la beraber bir sürü kitaplar yazmış mesela. Spiritüel boyutunu anlatıyor. İşin böyle şey delilik kısmını değil gerçekten doğal olan kısmını anlatıyor. Çok farklı kavramlardan bahsediyor. Bilinçaltından bahsediyor. Farklı paralel boyutlardan bahsediyor. İnsan dualitesinin çok farklı kısımlarından bahsediyor mesela. Hani bunların normal olabileceğini, aslında bunların normal karşılanmamasının tuhaf olduğundan bahsediyor. Yani o yüzden psikolojik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü psikolojik olsaydı evet belki böyle işte sevgili bağlama, yok ne bileyim farklı şeyler, çok zenginlik büyüsü falan filan. Yani bunlara çok sarmış olsaydım gerçekten psikolojik bir sorun olurdu. Bende de mesela şöyle bir şey vardı büyürken. Hayal ederdim bir şekilde üstün bir yeteneğim Ya olmasını. herkes hayal ediyordur bence yani. Değil mi? Hepimiz hayal etmişizdir diye düşünüyorum. Tam aslında sizin dediğiniz gibi. Mesela bir ilişki ya da birinden hoşlandım olmadı. Evet. Yani benim bir şekilde böyle gözümü kapatınca hayal kurduğumda üstün bir yeteneğim var ki beni fark ediyor. Ya da ben böyle bana bir şey yaptın hani ona geri böyle. Öyle bir Yani. hayal. Tabii ki de o hani ekstra boyut ama ben sonra fark ettim ki benim için öyle olması bir tık daha... Hani öyle bir gücüm, üstünlüğüm olsun Ya onu isteğim herkes istiyordur yani için. zaman zaman ya bu konularla ilgilenen bence çoğu kişi aklından geçiriyordur böyle bir şeyi. Wicca inancında ya da spiritüel inançlarda zaten doğaüstü diye bir kavram yok. Yani her şey doğaya uygun biçimde gerçekleşiyor. Sen kendinde gerçekten o gücü buluyorsan mesela, yapabileceğine inanıyorsan doğal bir şekilde, yaparken şaşırmaman gerekiyor tabii ki. O inançta olman gerekiyor Wicca biraz. inancı
Tam olarak neyi içeriyor? Mika inancı aslında çok eski bir inanç değil bu arada. 1950'lerde böyle yaygınlaşmaya başlamış bir inanç. Pagan kökenli, paganizm kökenli, okült kökenli, ezoterizm kökenli bir inanç. Daha çok böyle varlıklarla çalışmayı, hippiler gibi doğayla iç içe yaşamayı baz alan bir inanç. Tabii ki işin içine okültizm de girdiği için Ne girdiği birazcık için? okültizm. O nedir? Okültizm gizli kalmış inançları, gizli kalmış kadim bilgileri içeriyor aslında. Bir inanç sistemi, o da farklı bir inanç sistemi. Ama işin birazcık karanlık boyutu diyebilirim. Daha korkutucu tarafı. Ya bu konuda Aleister Crowley diye bir yazar var mesela. Okültizm üzerine onlarca kitap yazmış diyeyim. Ben bunu videolarımda sık sık belirtiyorum. Yani sevdiğim bir yazar diyeyim. Hayat tarzı çok farklı. Oğlunun adını da Atatürk koyduğunu söylüyorlar. Tabii Aa, kimlikte çok öyle geçmiyor. enteresan. Evet. Büyüsel çalışmalar yapıyormuş ama birazcık karanlık boyutu. Daha çok varlıklarla çalışmayı içeriyor aslında. Sembollerle, bu sicil dediğimiz mühürlerle. Birkaç şey soracağım. Bir tam dediğinizden birazcık daha uzak ama cinler var mı? Ya biz onları cin diye tanımlamışız ama bence bilmediğimiz binlerce enerjisel varlık var. Şimdi biz cin diye biliyoruz. Öyle yazılmış. İsmi öyle biliyoruz. Farklı bir şey de olabilir bence yani. Aslında bizim göremediğimiz, bilmediğimiz genel olarak Evet. enerjisel boyuttaki varlıklar. Evet, yani biz cin diyoruz ama başka bir şey de olabilir yani. Mesela böyle hissedebiliyor musunuz burada var mı diye? Ya genel olarak yani o moddaysam diyeyim, o Aha. bilinç akışındaysam hissedebiliyorum, evet. Var mı? Burada mı? Yok, Evet. buranın enerjisi çok güzel ya. Burada olduğunu Ev mi? sanmıyorum. Videonuzdan bir tanesinde söylüyordunuz bu biraz psikoloji konusuna girmişken. İnsanlar buna şizofreni diyebiliyormuş. Öyle dediklerinde nasıl hissediyorsunuz? Açıkçası çok takmıyorum. Çünkü benim amacım insanları böyle bunu kabul edin, böyle bir şey vardır demek değil. Kendi inancım bu şekilde ve ben YouTube videoları çekerken de ilk başta hani benim gibi düşünen insanlar var mı diye çekmeye başladım aslında. Birileriyle iletişim kurup konuda tartışabileyim en azından diye. Dolayısıyla beni çok etkilemiyor ama yani onu diyen insanlar da bence çok bu konuda araştırma yapmamış, okumamış, araştırma gereği duymamış, direkt yargılayan insanlar. Her zaman bir grubu anlamayan diğer bir grup insan zaten Kesinlikle öyle. olacaktır. Herkese bir şeyleri kabul ettirmek ya da anlatmaya çalışmak çok zor Tabii. zaten. Peki mesela birisi kendinin cadı olup olmadığını nasıl anlayabilir? Bu biraz içten gelen bir şey ya. Bazı insanlar var mesela. Onlarca eğitim görüyor, spiritüel eğitim görüyor. Sürekli eksik kaldıkları bir nokta var. Bağdaşlaştıramıyorlar kendilerini. Ya bu birazcık sanırım nasıl rüyalar gördüğünle bağlantılı ya da yaşam biçiminin nasıl olduğuyla bağlantılı. Daha çok hislerinle alakalı. Yani hislerin kuvvetliyse zaten o içindeki güç birazcık ortaya çıkıyor. Peki bir videoda böyle biraz bahsediyordunuz. Biraz daha böyle işte mesela siyahı sevmek. O tarz Evet. somut bilebilecekleri şeyler var mı hiç? Ya siyah sevmek konusu bu arada benim videoda çok Öyle mi? tartışıldı. Evet. Biraz da dalga konusu oldu. Aslında orada demek istediğim şey de şuydu. Ya siyah sevmek, siyahta şöyle bir şey var. İşte büyüsel çalışmalar ya da tarz spiritüel çalışmalar yaparken siyah giymek aslında bedeni örtmek anlamında kullanılıyor. Bedeni örtüp ruhun ortaya çıkışı ya da ruha hitap etmek daha çok. Mesela biz bunları hiç bilmiyoruz işte. Evet. Sonra öyle yargılıyoruz. Evet. Orada da detaylı anlatmadığım için öyle oldu Aha. aslında. Yani bedenini örtüyorsun, hani bir karanlığa bürünüyorsun ve ruhuna hitap ediyorsun aslında. Siyah sevmek doğal olarak içinden gelen bir şeyse bu arada, evet, olma ihtimali çok yüksek. Ama bunu daha çok satanizmle falan da özdeşleştirdikleri için kötü anılıyor. Doğayla iletişim kurmak bence cadılığın en büyük belirtilerinden biri. Doğada kendini huzurlu hissetmek, rahat hissetmek. Onun haricinde rüyalar bence çok büyük etken. Siz de rüyayla zaten oldu. Evet, Başladı değil mi? evet. Yani çünkü rüyalar bilinçaltının zaten direkt öne çıkışı. Bir de içindeki ruh sana artık bir mesaj vermeye çalışıyor. Sembollerle, görüntülerle bir şekilde. O yüzden o ruhu dinlemek, o rüyaları dinlemek, o sembolleri algılayabilmek, üstüne gitmek çok Siz önemli. semboller demişken kolyenizin anlamı var mı? Evet, var. Ne demek? Bu triskele sembolü aslında. Üçlü sarmal olarak da geçiyor. Daha çok paganizmde kullanılmış. Üçlü tanrıç olarak geçiyor ya da hava, su gibi farklı üçlemelerde kullanılabiliyor. Reenkarnasyon anlamında da kullanılabiliyor. Tek bir anlamı yok aslında. Benim kolumda da bu arada dövmesi var ama Öyle mi? kollarım Kapalı. kapalı. Diğer başka takılarınız da var. Onların anlamı var mı? Bunların anlamı hep aksesuar olsun diye taktım. Böyle yaprak var burada da, siyah Peki bilezik. dövme? Çok enteresan, çok güzel bir Bu mu? dövme. Bunu yeni yaptırdım en son. Aslında bunu böyle birazcık şey için yaptırdım. Ya ben gerçekten yaşamayı seviyorum, hayat seven bir insanım. Ya yaptırayım dedim ya, istiyordum. Seviyorum böyle gotik sembolleri falan da çok seviyorum. Yarasa kanatları, kuru kafalar falan. Belki bu da bir işaret olabilir mi cadılıkla ilgili? Cadılık zaten pozitif bir şey genel anlamda ama karanlık bir yönde var yani, inkar Yo, edilemez. şey anlamda demek istedim.
Hani gotik sembolleri seviyorum dediniz ya. Evet ya, O. çoğu zaten cadılıkla ilgilenen bu tarz spiritüel ya da Wiccanlık tarzı inançla ilgilenen kişiler böyle biraz daha gotik bir tarzı olabiliyor. Peki oradan birazcık şunu da merak ediyorum. Büyü nedir? Büyü diye bir şey var. Büyü diye bir şey var. Ya bütün kutsal kitaplarda da yazıyor. Bütün spiritüel öğretilerde de yazıyor. Büyü bu arada çok çeşitli bir kavram bence. Büyü var, bir de maji denilen bir şey var. Bizde bilinen büyü daha çok böyle havas ilmiyle, Arapça dualarla yazılan büyüler Evet. olarak geçiyor. Bu Hacı Hoca büyüsü Aynen. dediğimiz değil mi? Bu arada çok enteresan. Ben böyle hikayeler çok duyuyorum. Geçen de bir arkadaşım da duydum. Arkadaşıma kız arkadaşı yaptırmış. Sonra çocuk evinden muskalar bulmuş içinde böyle Ya yazan. bence çok çirkin bir şey Çok çirkin, ya. çok enteresan da yani. Peki şunu da bilmiyorum ama işe yarıyor mu? Yaradığını söyleyen var. Yani bu tarz büyülerde bence yarayabilir. Çünkü o tarz insan biraz varlıkları kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hatta böyle kız bazen çocuğa şey yapıyormuş. İşte senin saçlarını ben keseyim, tırnaklarını keseyim falan yapıyormuş. Meğerse sonradan çünkü büyü bozdurmaya götürmüşler. Orada söylemiş işte hiç saçınızı Hadi kesmesini ya. istemedi mi Olabiliyor, diye. evet. Öyle ya, öyle hocalardan ben de korkarım bu arada. Değil Yani mi? Çünkü... onlar biraz benliğini kaybetmiş gibi geliyor bana. Ama Wiccanlık inancında, paganizm inancında şimdi büyüsel tarihe baktığınız zaman biraz daha farklı. Yani dediğim gibi insanlara hayatına müdahale etmek değil, bir şeyleri zorla kendine kabul ettirmek değil. Daha çok böyle hani doğayı anlamak adına, tanrı tanrıça kavramını anlamak adına, daha çok içe yönelmek adına yapılan büyüler. Siz hiç yaptınız mı? Birisine zarar vermek için mi yoksa kendim için Genelde mi? büyü. Ya büyüsel çalışmalar şöyle. Pagan bayramları denilen sabahlar var mesela. Geçiş dönemleri de diyoruz biz buna. Ostara oluyor, Beltane oluyor. Belli günlerde... Kaybettiniz öyle. Onlar nedir? Ya şöyle diyeyim, bahara geçiş dönemi, yaza geçiş dönemi. Hani güneşi selamlamak gibi, Ritüel gibi ritüel mi? gibi. Hani bu tür dönemlerde böyle tanrı tanrıça kavramlarını onurlandırmak için bir şey talep etmeden, egosal bir savaş vermeden o enerjiyle çalışma. Biz bunlara da büyüsel kavramlar diyoruz Biraz alakası olacak ama pasaportumu bulma büyüsü yap diye bir mesela. şey var mıdır? Pasaportu bulma büyüsü yoktur da bunun için biraz şey gerekiyor. Medyumluk çalışması gibi. Yani o da biraz bende var ama Müge başarılı olabilir Anlı'da miyim? olmuştu bir olay. O neydi? Nasıl oldu o? Ya o çok garip oldu. Önce olayı bilmeyenler için çok azıcık anlatır mısınız? Müge Anlı'daki neydi adamın ismi? Bir tane çocuk var. Çocuğun ismini unuttum şu anda. Hatta dedesi kayıptı. Daha yakın zamanda yaşanmış bir olay. Dursun'du sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dedesini arıyorlar. Tabii bulamıyorlar. Torunundan şüpheleniyorlar. Torunumu öldürdüğü. Ben de Müge Anlı'yı izlemeyi seviyorum. Şimdi kahvaltıda izliyorum her zaman. Bir gün aklıma geldi. Çünkü yurt dışında böyle çalışmalar var. Polisler ya da CIA böyle suçluyu bulmak için ya da farklı olaylar için medyumları kullanıyorlar. Dedim ben de bir tarot bakayım. Bakayım ne çıkacak. Bu sırada da TikTok falan kullanıyorum böyle bazen. Dedim video atayım bakayım. Hem çekim hem video atayım. O sırada tarot kartlarına baktım ne çıkacak diye. Şey çıktı, hani gördüğüm şu şekildeydi. Torunundan çok şüpheleniyorlardı öldürdü diye. Ben de tarotta şey dedim. Torunu yapmamış, arkadaşları yapmış. Ta arkadaşlarıyla çok samimi değil, yani çok samimi bir arkadaşı değil. Olay arkadaşların üzerinden çıkacak gibisinden bir yorum yapmıştım tarota bakarak. Nisan ayı içerisinde ortaya çıkacak falan diye demiştim hatta. Sanırım Nisan olmadan, Nisan'a yaklaşırken böyle bir olay çıktı. Tam olarak da çok yakın olmayan arkadaşlarını Çok öldürdüğü enteresan. ortaya çıktı. Çok enteresan. Sonra sosyal medyada o video Sonra yayıldı, değil bayağı mi? evet patladı o. Ay çok enteresan ama. Müge Anlı da görmüş müdür acaba? Ben Belki de sevmemiştim. bunu görmüş müdür ki? Aynen, bilmiyorum, olabilir. Peki büyüye birazcık dönecek olsak. Buradan böyle hiç söyleyebileceğimiz, mesela genelde öğrenciler izliyor, sınav. Evet. Öyle bir Evet. videonuz vardı sınavlarla ilgili. Sınavlarda başarılı olmaları için bir büyü diyorum ama sizin Evet. tabirinizde büyü, bir güzel bir ritüel yapabilecekleri bir şey var mı? Ya büyü konusu var. Büyü demek bence kötü bir şey değil. Evet, Çünkü yanlış anlamasınlar diye demek istedim. Ya yani siz de yanlış yok. anladınız. Hani büyü deyince sanki böyle çok kötü şeyler yapılıyormuş gibi. Çünkü genelde insanlar büyüyü bu şekilde kullandıkları için kötü anılıyor. Ama yani büyü bence içsel yönelimi biraz daha ortaya çıkarmak. Bir de enerjilerle çalışmanın biçimi, yani farklı bir biçimi. Sınav içinse bir tane videom var. Evet, eski bir druid büyüsü olarak geçiyor bu arada. Paganların farklı bir versiyonu gibi. Çok tuhaf bir çalışma. Bazısı bunu kabul ediyor, bazısı kabul etmiyor. Ama sınav kağıdına işte Samsa
yazıp o şekilde bilgileri böyle çektiğini falan imajine edebiliyorsun. SAMSA. Evet. Samsa. Güzel. Ya neden? Yani denenebilir. Deneyen çok olmuş. Aha. Videonun altında yorumlar var. İşte başarılı oldum falan diyorlar. Doğru mu diyorlar bilmiyorum ama. Çok enteresan. Samsa. O zaman onu deneyebiliriz. Peki bizim üzerimizde büyü varsa bunu anlayabilir miyiz? Bence bu anlaşılabilir bir şey ya. En büyük belirgin özelliklerinden birisi sürekli gece uyanmak. Bir de uykun almış bir şekilde uyanmak. Genelde böyle gece 3-4 gibi hani gecenin bir vakti dediğimiz. İşte sürekli izlendiğini hissetmek. Ya da odada uyurken sanki odada biri varmış gibi hissetmek. Huzursuz olmak. Çok Yani korkutucu. bir de duş alırken falan da izlendiğini hissetmek sürekli. Üzerine kötü bir büyü yapıldığının işaretçisidir bence. Bir de dediğim gibi böyle evde işte muska bulmak Evet. falan onlar zaten direkt kanıt. Aynen. Bu arada bu tarz muskaları genelde aynaların arkasına falan saklıyorlarmış. İzleyenler Herkes varsa bakın aynasının direkt. arkasına baksın. Ya ya da yatağın altına falan. Çok öyle hani Evet, önce işlerini yatağın çok altından bilmiyorum da ama. çıkmış. Bir de ceket içinden çıkmış. Evet, ceketin içine yama yapıyorlarmış Evet, herhalde. aynen. Çok enteresan. Maalesef. Bir yandan da telekinezi konusu var. Benim Evet. en merak ettiğim konu bu aslında. Telekinezi ne demek? Telekinezi bu arada benim çok böyle çok hakim olduğum bir konu değil. Ama bir videomda işte nasıl yapıldığını ya da nasıl işlediğini göstermek için çekmiştim. Telekinezi bizim kendi enerjimizle, ruhsal güçlerimizle aslında cisimleri oynatabilme yeteneği. Bunu Nina Kulagina diye Nina bir... Kulagina aynı. Ben onu sizden öğrendim, araştırdım. Çok enteresan bu arada. Buraya videosunu da koyarız. Böyle Rus bir psikik objeleri hareket ettiriyor masanın üzerinde. Ama mesela ben orada bir tarafım çok inanıyor bunlara. Bir tarafım diyor ki mıknatıs var şeyin altında. Ama işte o videonun olayı da o zaten. Duke Üniversitesi diye bir üniversite var. Burada sürekli parapsikolojik çalışmalar yapılmış. Yani sırf bu kadın üzerinden değil, telepati çalışmaları da yapılmış mesela. Fakat telekinezi, telepati gibi bu tarz psişik yetenekler tekrarlanabilir olmadığı için bilimsel sayılmıyor. Yani bilim bunu kabul etmiyor yani. Ama o anki ruh durumuna bağlı, moduna bağlı, yeme içme ya da uyku düzenine bağlı olarak zaten ruhsal yetenekler birazcık çalışabiliyor. O videoda da yine Duke Üniversitesi'nin bir çalışması bu arada o video. Kadın büyük bir telekinezi yeteneği var yani. Onun üzerinden çalışmalar yapmışlar ve kanıtlanmış da o videolar. Hani başlarında gözetmenler eşliğinde yapılan, o başında duran adam var mesela. O bir gözetmen. Onun eşliğinde bir çalışma yapıyor ama tekrarlanabilir olmadığı için ya da işte milimetrik bir şeylik bir hata buluyorlar. Ya diyorlar ki gerçek değil o zaman. İnanılmaz isterdim ben onu görmek. Siz de bunu deniyorsunuz Evet ama dediğim gibi çok uzmanı değilim. videonuzda. Hani sadece anlatmak ya da insanlara bu böyle bir yetenek olduğunu göstermek için anlattım. Peki bana böyle biraz ben şimdi getirdim. Öğretmek ister misiniz? Belki ben Tamam. denerim hani olur. Şimdi bunu siz anlatmak ister misiniz? Nasıl bir çalışma? Şimdi benim videoda da gösterdiğim şu şekilde. Yani evde bulunabilecek malzemeler olduğu için silgi üzerine toplu iğne ya da şöyle küçük bir iğne. Daha sonra bildiğimiz kağıt. Kağıdı dörde bölüyoruz. Üzerinde iğnenin üzerinde durabilmesi için. Bu biraz büyük gibi ama umarım Keselim mi? bakalım durursa, havada kalırsa sorun yok. Ben evde denedim bu arada. Denediniz mi? Aynen duruyor. Olmadı hiçbir şey. Olmadı. Yapılan ortamın zaten böyle hava almayan bir ortam olması gerekiyor ki hani yaptığınız çalışmadan emin olabilin diye. Rüzgar da olmaması Tabii. Bir gerekiyor. nefesinizden falan etkilenmemesi gerekiyor. Telekinezi de çok hani bu başlangıç gibi bir şey. Hani ilk başta olmayabilir, 10-15 denemeden sonra olabilir. Hiç fark etmez. Ama bir süre sonra olacaktır mutlaka bu Hiç arada. yorumlara yazan oldu mu ben yaptım oldu diye Evet, ilk denedikçe? denemede yapan da olmuş mesela ama yeme içme düzenine dikkat edip, uyku düzenine dikkat edip, daha sonra çalışmalar yaptıktan sonra bunu gerçekleştiren Etten uzak kişiler de olmuş. durmak Evet, demiştiniz. etten uzak durmak gerekiyor. Et çünkü ya günümüzde hayvanlar böyle çok vahşi bir şekilde öldürülüp diyeyim, o şekilde servis edildiği için onların o kötü enerjisi de bize geçiyor. Ölü enerjiyi yemek. Aynen öyle. Şimdi evet O zaman nasıl, ne siz deneyin yapıyorum? ilk. Tamam, nasıl deniyorum? Neye odaklanmalıyım? Ya şöyle ilk başta benim hayal ettiğim ellerimin içinden, avucumun içinden böyle küçük küçük hortumlar çıkması gibi. Ya sanki kağıda böyle etki ediyormuş. O rüzgarla kağıdı hareket ettirebiliyormuşum gibi düşünüyorum. Zaten bunları düşünürken böyle parmak uçlarım karıncalanıyor böyle birazcık. Oo, bir Onu da dakika, hayal tamam. etmek O zaman lazım. şuradan deneyeyim ki ben kamerayı Tamam. kapatmayayım. Kamerayı aynı anda gösterebilir miyim? Ha? Görüyor musun?
Elim buraya gelirse onu kapamıyor mu? Ama ciddi bir çalışma yapıyorum. Bir saniye. Gerçekten hareket ettirmek istiyorum. Dur. Peki elimin rüzgarından etkilenmiyor mu? Ya işte onu birazcık anlayabiliyorsun çünkü böyle hareket ettirirken istediğin yöne çevirebiliyorsun bir süre sonra. Bir dakika, tamam. Şu an tamamen sabit duruyor. Evet. Şimdi birazcık hareket ediyor gibi. Şimdi önce enerjiyi yaratmaya Tabii. çalıştım. Olacak olacak. O hareket elimin rüzgarından oldu ama. Hızlı yaptım. Bu elimin rüzgarından mı, gerçek mi? Ya karıncalanma varsa eğer. Bilmiyorum. Bu nefesimden kesinlikle yapamadım. Ha, son olarak ben bir konuyu daha sormak istiyorum size. Ki benim takipçilerim bunu bayağı merak ediyorlar. Aura konusu. Aura mı? Aura mı? Aura. Aura. Aura nedir? Aura her insanda olan bir şey zaten. Aha. Bir enerji katmanı gibi. Yani her insanda bulunan ama çıplak gözle görülmeyen bir enerji. Bazı insanlar bunun, bu arada renk renk şeyler oluyor böyle. Duygu durumuna göre, duygu değişimine göre, hastalığa göre. Auranın rengi değişebiliyor. Ama çıplak gözle göremiyorsunuz tabii ki. Eğer spiritüel güçleriniz biraz daha gelişmişse ya da enerjiniz daha yüksekse auranız daha kuvvetli oluyor ve hani nasıl diyeyim, negatif enerjilerden de böyle bir koruma kalkanı gibi bir şey oluyor sizin için. Ama aura gördüğünü iddia edenler de oluyor. Öyle bir şey var mı? Aura görme çalışması yapılabiliyor bu arada. O da Aha. çok kolay. Onunla ilgili de bir videom vardı hatta. Beyaz bir kağıdın üstüne elinizi böyle açık şekilde koyup birazcık odaklandığınızda zaten böyle biraz sis bulutu gibi bir şeyler çıkmaya başladığını Etrafında. görebiliyorsunuz. Ben bir ara çok meditasyon yaptım da, ben meditasyon eğitmeniyim aynı zamanda. Bir ara aşırı meditasyon yapıyordum, böyle sessizlik kamplarına katılıyordum. O zamanlarda gördüğümü iddia ediyordum. Ama sonradan zihnimin bana bir oyunu diye düşünmeye Nasıl başladım. görüyordunuz mesela? Böyle gerçekten hani bir Başın üstünde tabaka sis bulutu gibi gibi. olabilir. Ama sonradan da hani bilemedim, ben acaba gerçekten görenlerden miydim? Yoksa benim zihnim O bana kadar oyun mu yaptı? meditasyon ya da çalışma yapmaya görmeniz çok normal bu Acaba işte arada. bilemedim. Sonra öyle düşünmeye başladım. Şimdi öyle bir şey yok çünkü hani hiç öyle bir şey görmüyorum ama Ya işte o enteresan bir olaydı. algının birazcık açık olması lazım ya da işte görmeye hazır olmak lazım gibi bir durum var aslında. Renklerin siz anlamlarını biliyor musunuz? Hepsinin rengini anlamını bilmiyorum ama mesela hastaysan auranın rengi böyle kirli bir sarı gibi hani kötü bir renk olabiliyor. Ya da kızgınsan daha çok kırmızıya yakın bir renk olabiliyor. Huzurluysan yeşil, mavi arası bir renk olabiliyor. Ama bu renkleri görmek zor bu arada. Daha çok böyle sis bulutu şeklinde görülebiliyor görebilen kişiler için aura. O da farklı bir çalışma gerektiriyor. Bu arada aynanın karşısına geçip de başının üstüne odaklanıp görmeye çalışabiliyorsun. Yine böyle sis bulutu gibi bir şeyler görmeye başlıyorsan biraz ileriki çalışmalarda daha yoğun şekilde görülebiliyor. Siz gördünüz mü? Ben bunu parapsikolojiyi ilkokulda araştırmaya başlamıştım bu arada. Kadar erken o Evet. ilgi, evet. Parapsikoloji kısmına giriyor bu aura, telekinezi, telepati gibi. Orada bir kitapta, okuduğum kitapta karşınızda bir insan varsa, arkası düz, beyaz ya da düz renkli yerde duruyorsa başının üstüne odaklanın ve aurasını görmeye çalışın. İşte bir zaman sonra sis bulutu gibi görmeye başlayacaksınız diye anlatılıyordu. İlkokulda ben böyle öğretmen dersi anlatırken Bakıyor. tahtanın önünde ben odaklanıyorum, görmeye çalışıyorum böyle. Görüyor muydunuz? Ya o zamanlar gördüğümü düşünüyordum. Belki bilmiyorum psikolojik miydi, değil miydi ama hani şu anki yaptığım çalışmalarda da işte kendimle ilgili, başkasıyla ilgili yapınca biraz biraz görebiliyorum gene yani. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür geldiğiniz için. Çok ederim. keyifli bir Benim sohbetti. için de Ben öyleydi. bunu denemeye devam Aynen. edeceğim. Siz de Ufuk Bey de beni de hem YouTube'dan hem Instagram'dan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize öpüyoruz.